Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte doğum günü pastası yapacağız ama hazır malzemelerden. Kekim hazır, zaten krem şanti hazır oluyor ama pastacı kremasını da kendim yapmayacağım. Hazır aldım süsleme için. Böyle minik pasta süslerinden aldım. Gıda boyası aldım, kırmızı. Onun haricinde bir de yazı yazmak için glazür aldım. Bunları kullanacağım. Evet, bu sıfırdan yapılan bir pasta tarifi değil. Kekini falan hiçbir şeyini ben yapmıyorum. Ama pratik olması için bu şekilde tercih ettim. Umarım başarabiliriz. Pastamı böğürtlenli yapacağım. Böğürtlen ve birazcık fındık ve badem çekip onları koyacağım. Böğürtlenlerimi aldım, yıkadım. Hazır bekliyorlar. Şimdi pastacık kremasından başlayacağım. İçerisine neler koyuyoruz? 1,5 su bardağı sütü ve 50 gram yumuşak margarini derin bir çırpma kabına alın. Toz karışımı ilave edin. 3 dakika çırpın ve kekin üzerine hemen sürebilirsiniz diyor. Ve şimdi yapmaya başlayacağız birlikte. Kabımda blender setimin kendi çırpma kabı. Bunu kullanacağım. Şimdi pastacık kremasına neler koydum? 50 gram oda sıcaklığında yumuşacık olmuş bir margarin. Ondan sonra 1,5 su bardağı süt ve pastacı kremasının hepsini koyuyorum. Krem şanti gibi böyle vanilyalı tanıdık bir kokusu var. Şimdi çırpacağız. Kablosu yetmediği için biraz bu tarafta çırpmam gerek. Önce şöyle bir elimle karıştırıyorum. Toz tutmasın diye. İyice kabardı bu arada. İyice bütün kabı doldurdu. Gerçekten koyulaştı da ama tadı krem şanti gibi, öyle çok kremamsı bir tat gelmedi açıkçası bana. Şimdi burayı güzelce çırptım. Çırptıktan sonra pastamı tabağıma alacağım. Ben pastamı herhangi bir şeyle ıslatmayacağım. Çünkü ben sütten hoşlanmıyorum çok fazla. Süt tadı almaktan. Nefis gibi görünüyor. Önce altı alıyoruz. Evet. Bu ne dersiniz? Pastanın üzerini düzeltmek için her yerde satılan bu ekmek yoğurma, ekmek şekil verme aparatlarından. Şimdi güzelce kremamızı. Ama hiç krema gibisi değil, size onu söyleyeyim. Aşırı derecede krem şanti gibi. Tadı da öyle. Bunun yerine krem şanti koyabilirmişim direkt. Sanki bu da çok gelecek. Ya da onunla yapmak yerine öncelikle bu kanalda her şeyi bulabilirsiniz. Acemi ekmek yapma, acemi diyet, granola yapma, kraker yapma, pasta yapma. Bu arada kendi doğum günüm. Kendi doğum günüm için yapıyorum bu pastayı. Ben buna krem şanti koymayayım o zaman. Bu yetecek yani. Vallahi. Şimdilik böyle koymayacağım yani. Krem şanti hazırlamasam bile olur. Süslemeye gelelim. Kendi kavurduğum fındık ve bademlerim var. Şimdi bunlardan atacağım. Şöyle iri tanelerden alayım ki çok toz toz olmasın. Aslında parça çikolata falan da yakışırdı ama hiç aklıma gelmedi. Şu anda geliyor. Burada böğürtlenlerim var. Şimdi bu böğürtlenler bayağı büyük geldiler gözüme. O yüzden ben bunları birazcık böleyim diyorum. Ama elim kırmızı olacak. Şimdi meyvelerimi güzelce dizdim. Fındıklarımı koydum. Şimdi kekimi tekrar üstüne koyacağım. Böyle iyi, hoş, pratik de çok maliyetli ya. En son videonun sonuna size ne kadar tuttuğunu yazacağım muhakkak. Şimdi bu krema iyi, hoş, güzel. Ama çok fazla var. Ya şöyle yapacağım şu anda. Bunun içine renklendirici koyup, çırpıp, krema değil de yani şey krem şant değil de krema ile yapmış olacağım. Süsleme kısmına geçeceğim. Dışı da kremalı olacak. Krem şantiyi de kullanmam gerekirse en son kullanacağım. Eğer bu yetmezse yani süsleme kısmında. Jel renklendiricim var. Bunu koyacağım. İlk kez bu şekilde yapıyorum. Yani ilk kez gerçi pasta yapıyorum. O yüzden
Bilemiyorum nasıl olacak. Umarım rengi bayağı kırmızı olur. Bismillahirrahmanirrahim. Bayağı dökeceğim bu arada kırmızıdan. Ben çünkü kırmızı olmasını istiyorum. Pembe değil. Ciddi manada döktüm. Güzelce karıştıracağım burayı. Kırmızısını az buldum. Biraz daha ekleyeceğim. Ama şöyle bir şey var. Krem şanti tekrar çırpmam gerekirse renklendiricim kalmaz. Eğer bu şekilde bol kullanmaya devam edersem. O yüzden bir miktar koyup bir miktar da ayırmam gerek. Çırptım güzelce. Şimdi bunun hepsini pastamın üzerine döküyorum. Galiba bir kremayla bütün pastayı yapacağım. Umarım öyle olur. Peki bu yanlara nasıl yapacağız? Resmen bir paket kremayla koca pasta yaptık. Şimdi şöyle yapacağım. Yani yeterince düzelttim. Ben ancak bu kadar yapabiliyorum. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bunun içine biraz daha kırmızı koyacağım. Belki de hepsini koyarım. Şimdi gösteririm zaten size. Ondan sonra kenarlara süsleme yapacağım. Ortaya da yazı yazacağım. Ama önce ortaya yazıyı yazıp kenarlara süslemeyi öyle yapsam benim için daha iyi olur gibi duruyor. Kalan boyanın ne var ne yok hepsini içine sıkacağım şimdi. Kanının son damlasına kadar. Kırmızıya ulaşabilmek için 2-3 paket falan kullanmak gerek. Şu an koyu bir pembe oldu. Bu şekilde rengi kenara alıyorum. Şimdi yazımı yazacağım. Şimdi pastamı tekrar aldım. 29 varım. 30 yokum. Evet, bununla yazacağım. Sıkma torbamın içine alıyorum ve kenar süslemesi yapıyorum. Ondan sonra tamamdır. Kibar kibar ucuna doğru sıyırıyorum ki o da geldi. Şimdi o hep televizyonda gördüğümüz şeyleri yapacağım. İnşallah bozma. Tada. Bir de son nasıl yapsam bilemedim. Bu da benim kendime doğum günü hediyem. Tada. Pastamızın son hali. Benim elimden gelen bu. Kendi yaş günüm için yaptığım bu pastayı. Evet, 29 yaşına giriyorum. Melek Subaşı benim için bir ikondur.
Espri bir yana böyle bir pasta yapmak istedim. Kendim aslında çok da yaptım sayılmaz. Her şeyi hazırdı, keki hazırdı. Pastacı kreması aldım ama size kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü asla kremaya benzemiyor. Kesinlikle krem şanti gibi. Hiçbir krem şantimi kullanmadım. Bir paket pastacı kremasıyla bütün pastayı yaptım. Her yerine de yetti. Ve bu pasta da bu arada keki 10-12 kişilik olarak geçen keklerdendi. Netice bu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Belki size de bir fikir olur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.